Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte Metro Exodus incelemesi yapacağız. Öncelikle oyunun dünyasından bahsetmek istiyorum. Metro Exodus, birinci oyunu Metro 2033, konusu şu: 3. Dünya Savaşı oluyor Sovyetler Birliği ile diğer dünya ülkeleri arasında. Bütün dünya yok oluyor, yok oluyor dediğim yaşanmayacak hale geliyor atom bombaları yüzünden. Durum böyle olunca da insanlar metroya sığınıyorlar. Sonuçta yer altında, yani değil mi? Radyasyondan korunur falan filan muhabbet işte. Neyse, bizim konumuz Metro Exodus. Dünyasını özetledim işte. İnsanlar Moskova'da, Rusya'da yaşayanlar. Moskova'da saklanıyorlar. Moskova'da 40 bin insan var. Metronun altında hayatta kalmışlar. Ve aslında dış dünyada hala yaşam olmasına rağmen insanlar kandırılıyor. Daha doğrusu Moskova'yı yöneten gruplar tarafından, hani komünistler var, Naziler Moskova'ya kadar gelmişler. Ondan sonra işte birlik var, işte Spetsnaz Özel Kuvvetler, Rus Özel Kuvvetler Birliği var, Spartanlar. Bunlar insanları kandırıyorlar. Diyorlar ki dışarıda, dış dünyada hala savaş devam ediyor. Atom bombaları patlıyor her yerde. Moskova'nın dışında hayat yok, dışarıda yaşam yok. İnsanlara bunu söyleyip duruyorlar. Bizim ana karakterimiz Artyom, dış dünyada hala yaşam olduğunu, hani Moskova'nın dışında hala yaşam olduğunu düşünüyor. Ve durum böyle olunca da tabii sürekli bir dışarıyı keşfetmek istiyor. Sürekli Moskova'nın dışına geziler yapıyor. Hani geziler dediğim, İşte yani Moskova'nın dışına çıkıyor, belli bir sınırın dışına, hani güvenli bölge denilen, güvenli bölge falan yok aslında. Metronun dışında yaratıklar var. Yaratıklar, yani işte köpekler, karidesler falan, hani böyle mutasyona uğramışlar, devleşmişler, böyle insanları yiyorlar, öldürüyorlar falan böyle. Her yerde bunlar var ama güvenli bölge sayılan bir bölge var. Orada bunların sayıları daha az. Güvenli bölgenin dışında çok daha kalabalıklar. Durum böyle olunca tabii Artyom Reis her seferinde yaralanıyor. Yaralanıyor. Yaralı olarak dönüyor eve. Artık insanlar bıkıyor. Diyorlar ki bir daha bunu yaparsan artık sana kan takviyesi yapmayacağız. Sana ilaç vermeyeceğiz. Senin yüzünden burada yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edemeyecek duruma geldik neredeyse. Bütün sarf malzemelerimizi boşa harcıyorsun. Artık yapma. Neyse, ondan sonra işte bizim Artyom Reis'in karısı var, Ana. Ana ile birlikte bunlar da dışarı çıkıyorlar işte. Ana diyor ki, hani diyor, seni ikna edeceğim, dışarıda yaşam yok, anla artık diyor. Çıkıyorlar bunlar. Sonra dışarıda işte yaratık sürüsünden kaçarken bir tane minibüs gelip önlerini kesiyor falan işte. Bu bir Spartan Birliği'nden askerler olduğunu düşünüyorlar bunlar. Yanları arabaya biniyorlar işte. Arabada bir tane teyzeyle çocuk var işte. Bunlar aslında Spartan Birliği'nden değilmiş. Aslında Hansa denilen bir gruptanlar. Spartan'la Hans'la birlikte çalışıyor. Neyse, bizimkileri götürüyorlar falan işte bir yere. Ondan sonra araba duruyor. İşte teyzeyle çocuğu indirip kafalarına sıkıyorlar. Artyom Reis de ne yapıyorsunuz lan siz diye dalıyor bunlara. Ondan sonra Artyom Reis'i de vuruyorlar ama ölmüyor. Tabii ki çelik yelek var üzerinde. Asker sonuçta. Neyse, çukurdan aşağı düşüyor. İşte bir çukura, yani bir yerden aşağı düşüyor. Bir çukura düşüyor. Tabi hava zehirli, gaz maskesini almışlar reisin. Yerde bir tane cesetten maske alıp hayatta kalıyor falan işte. Karısını kaçırıyorlar bunun. Karısını kurtarmaya gidiyor. Orada işte artık bunlar dışı, hani bir komuta odası var, orayı basıyorlar. Karısını kurtarmaya gittiği yerde bir komuta odası var. Basıyorlar burayı ve burada Moskova'da sinyal kesici olduğunu, Jammer olduğunu öğreniyorlar. Jammer'ı kapatıyorlar ve bütün dünyadan sinyaller geliyor. Böyle radyo istasyonları falan filan, böyle hani dünyayı savaş yok etmiş ama hala hayatta kalanlar var belli başlı bölgelerde. Neyse, işte bunu Artyom'la Ana öğrenince Hansalılar bunların işini bitirmeye kalkıyor. Çünkü oysa Ana Spartan Birliği'nin komutanının kızı, Albay Miller'ın kızı. Neyse, bizimkiler işte, Yermak diye bir tane dayı var, yardım ediyor bizimkilere. Tren çalıyorlar falan. Ondan sonra Spartan Birliği bunlara baskın atıyor. Sonra bir bakıyorlar, Artyom'la Ana. İşte Ana zaten Miller'ın kızı, Artyom da damadı. Adam diyor ki ne oluyor? İşte Artyom da diyor ki böyle böyle anlatıyor. Ondan sonra hani anlatıyor derken, bu arada oraya geleceğim, neyse.
Ondan sonra Miller da diyor ki artık bizim işimiz bitti hani. Bitti. Bizim Moskova'dan kaçmamız lazım. Ve trenle kaçıyorlar. Hansa bunların peşine düşüyor falan filan. Hikayenin girişi böyle, dünyayı anlatmak için anlattım hikayeyi. Böyle. Gerisinde oyuna değineceğim. Şöyle ki bir açık dünya var ama tam açık dünya da değil böyle. Hani çizgisel ilerliyor oyun ama her gittiğimiz görevde, her bölümde bize farklı bir dünya. Bir yerde buzul sunuyor, işte bir yerde donmuş şehir var, bir yerde işte orman var, bir yerde çöl var, işte öyle hani bir yerde metroya geri dönüyoruz falan. Abi açık dünya dediğim gibi çizgisel bir şekilde ilerliyor ve bizi farklı farklı bölümlere götürüyor. İşte birinci bölümde bir tane nehir kasabasına, pardon, göl kasabasının yanına gidiyoruz falan. Ondan sonra ikinci bölümde çöle gidiyoruz. Üçüncü bölümde vadiye gidiyoruz. Bir tane vadi var, orman böyle kocaman, baraj böyle. Orada takılıyoruz falan. Dördüncü bölümde hastane için, hastaneden ilaç almak için Novosibirsk şehrine gidiyoruz. Novosibirsk'ten ilaç bulmaya çalışıyoruz falan filan. Novosibirsk'te donmuş böyle. Eksi 500 derece falan, öyle bir dizi, şehir işte. Oyundaki silah sistemine değinmek istiyorum. Silah sistemi derken anladınız işte. Oyunda silah sınıf sayısı ne az ne çok. Bence gayet yeterli. Taarruz tüfeği var işte. Bundan birkaç adet var. İşte pompalı tüfek var. Pompalı tüfekten bir tane var. Havalı tüfek var. Plazma tüfeği var. Alev makinesi var. Sniper var. Bir de tabanca var. Hani bunlar bence Metro Exodus için yeterli. Neden yeterli biliyor musunuz? Çünkü bu oyunda silahları istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Basit bir tabancayı alıp da taramalı tüfeğe dönüştürebiliyorsunuz. Böyle bir oyun. Böyle bir enchant sistemi var. Böyle bir... Şimdi oyundaki loot sistemine değinmek istiyorum abi. Oyunda güzel bir loot sistemi var. İşte öldürdüğümüz elemanlardan filtre alabiliyoruz. Gaz maskesi kullanıyoruz ya, filtre gerekiyor bunun için. Mermilerini toplayabiliyoruz. Silahlarını, parçalarını alıp bunları videoya dönüştürebiliyoruz. Yani işte metal olarak kullanabiliyoruz. Ham madde olarak silahlarımızı geliştirmek için parça alabiliyoruz. Silahların içindeki mermiyi alabiliyoruz. Adamların üzerindeki eşyaları alabiliyoruz. Etrafta orada burada sandıklar bulabiliyoruz. Kendimize filtre üretmek için ve sağlık kiti için bir kimyasal madde gerekiyor. Etrafta böyle yeşil yeşil mantarlar var, radyasyondan dolayı oluşmuş. Bunları alıp kimyasal madde olarak kullanabiliyoruz. Biraz da karakterlerden bahsetmek istiyorum. Karakterler bence gayet canlı. Hani kişilikleri falan var. Güzel bir ortam. Artyom Reis Hödük. Artyom'a dublaj koymuşlar ama şöyle bir dublaj. Oyunun içinde dublaj yok adamın. Ara sahnelerden sonra bölüm geçişleri yaparken Artyom'un günlüğü geliyor, tamam mı? Artyom günlüğüne bir şeyler not alıyor ve not aldığı sırada konuşuyor sadece. Düşüncelerini sesli bir şekilde dile getiriyor. Düşmanlara değinmek istiyorum. Mesela savaşıyoruz ya düşmanlarla, öldürüyoruz işte 20 kişiler mesela, 7-8 tanesini öldürüyoruz, tamam mı, tek başımıza. Adamlar diyorlar ki abi düşman çok güçlü, biz sayı üstünlüğüyle bunu yenemiyoruz. Teslim olalım, belki canımızı bağışlar. Böyle düşünüyorlar, teslim oluyorlar. Teslim olduklarını istersek onları öldürebiliyoruz, istersek bayıltabiliyoruz, istersek gitmelerine izin verebiliyoruz. Tabii ki eşyalarını, silahlarını almak şartıyla. Abi son olarak oyunun boss savaşlarına değinmek istiyorum. Oyunda abi açık dünyada gezip düşmanlarla savaşmak, onları öldürmek, bayıltmak, lootlamak, işte hazine sandıkları keşfetmek, kendimize item toplamak çok güzel. Çok güzel. Yaratıklarla falan savaşması çok zevkli böyle. Sürüyle üstünüze geliyorlar, ateş ediyorsunuz, tarıyorsunuz, bombalıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Abi, oyunda boss savaşları o kadar gereksiz, o kadar sıkıcı, o kadar kötü, o kadar boş ki. Bak, açık dünyada gezip de üzerime saldıran yaratıkları öldürmekten, bosslarla savaşmaktan çok daha fazla keyif aldım. Oyunda 3-4 tane boss savaşı var ve hepsi birbirinden boş. Hiçbirinden zevk almadım. Hepsi çok sıkıcı. Hepsi çok boş. Hepsi çok kötü. Bu oyuna abi bir daha boss savaşı yapmayın. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Oyunun iki tane sonu var. Bir iyi son, bir de kötü son. Ben burada hikayeden spoiler vermedim. Sadece girişi
söyledim. O da dünyasını anlatabilmek içindi. Abi oyunda iki tane son var. Eğer bak haydutları öldürebilirsiniz oyunda ama haydut olmayan diğer insanları öldürürseniz herhangi bir bölümde olursa olsun abi kötü sona ulaşıyorsunuz. Hani kötü sona hani biraz anlatamadım da anladınız işte. İnsanları öldürmeyin abi. Kötü sona ulaşmak istemiyorsanız. Ve abi değinmek istediğim bir şey daha var. Oyunun DLC'leri var, tamam mı? İki albay var. İki albay fena değil. İdare eder bir DLC. 3 saat falan sürüyor. 2-3 saat sürüyor. Güzel bir oynanışı var. Güzel mekanikleri var. Güzel bir meydan savaşı sunuyor bize. Gayet güzel. Bir de Sem'in hikayesi var. Şimdi bu biraz hikayeden spoiler olur. Onu söylemeyeyim. Ama abi Sem'in hikayesi bak ana oyun 15 saat sürüyor. Sem'in hikayesi 7 saat falan sürüyor DLC. Ve abi en az ana oyun kadar güzel. Hatta ben oynarken daha da keyif aldım. Neden biliyor musunuz? Çünkü abi Sam Raze'de dublaj var be. Adamın sesi var. Hani böyle mesela Artyom'la gidip birisine yumruk atıyorum, tamam mı? Adam bayılıyor. Artyom'dan tepki yok ama mesela böyle Sam adamlarla dövüşürken espri falan yapıyor. Birinin ağzına bir koyuyorum adam yamuluyor böyle bayılıyor. Sam de diyor ve işte çene yumrukla buluştu falan böyle şeyler yapıyor böyle. Hoşuma gidiyor. Abi hikayesi de acayip güzel. En az orijinal oyun kadar güzel. Sadece bir DLC olmasına rağmen. Kesinlikle oynayın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.